Sen yapma. Hocam iki tane iyileşme yaşadım. Biri kendi adıma, kendim için. İlk sizi bir arkadaşım vasıtasıyla tanıdım. O ara biraz ruhsal çöküntüdeyim. Şu şekilde bunalımdayım. Ne yapabilirim? Bir psikiyatri, bir psikoloğa ihtiyacım var ama anlatamam. Yani insan her şeyi anlatamaz. Anneye öfke çalıştım. Anneme. Ama ağlama öyle böyle ağlama değil. Evet. Herhalde o anda şeyde olmak istedim. Bir ormanda olup çığlık atarak ağlamak istedim. Kuş gibi hafifledim. Ya hiç mi annemi görür de insan biraz öfke duymaz? Artık o eski ben yok. Kuş misali. O Süper. kadar rahatım. O kadar rahat. Onun üstüne birkaç çalışma daha yaptım. Biraz kayınvalidemden üzgündüm. Ondan demek ki hep sevgi dilenmişim. Ona çalıştım. Meğer ben ne kadar bağımlıymışım onlara karşı. Ya özgürüm şu anda, böyle kuş gibiyim ya, kafesimden çıkmış bir özgür gibi. O kadar anlatamam yani, şu an anlatamıyorum zaten de heyecandan da. Kızımda benim dikkat eksikliği var, 6 yaşındaki kızım. Okula odaklanmıyor, sırasında oturmuyor. Bunun için çok hastaneye gittim, ilaç verdi, işte hap verdi, dozajı düşük bir şekilde. 2 gündür kızıma çalışıyorum. Önce ona kardeş sevgisini, çünkü ondan sonra kardeşin olmasında herhalde benimseyemedi. İşte onun alanını mı müdahale etti. Geceleri ona çalışıyorum. İşte kardeşini hani önce bir yükseltiyorum, sonra tekrar iniyorum, teslimiyete geçiyorum. Bir de onun dikkat dağınıklığı için çalıştım hocam dün akşam. Özellikle dün akşam çalıştım ve benim kızım sabah kalktı, bir baktım kardeşine sarılmış, kardeşini öpüyor. Anneciğim, oynayacağız biz birlikte. Bu ses nereden geliyor da içeriye baktım ve kardeşini gördüğü yerde kıstırıp ısıran, döven ya da ağlatan, ittiren bir çocuktu. İstemiyordu. Yani ona göre kardeşin evde yaşama şansı yok. Hakkı yok yani. O derece bir şeye girdi. Ve okulda da o kadar mülayim ki bugün ilk defa 8 sayfa yazı yazdı. 2 günlük ödevini yaptı. Bugün de hastane işimizden dolayı okula gitmedik. Ve 2 sayfa da matematik yaptı. Yani öptüm çocuğu böyle, sen bir mucizesin şu. Bu sistemi inanın yani, şu an elimde olsa sizin adı tanıtacağım. Belki milyarları anlatmak istiyorum ama nasıl da çırpınıyorum bir de Vallahi kendi çapımda. bu tam bombaymış. İşin garip tarafı basitçe yapmışsınız. Kısa sürede olmuş. Evet. Bariz bir travma anlattınız mı yoksa nasıl yükselttiniz mesela? Mesela ona şöyle söyledim, böyle biraz vekalet gibi, adenmişim gibi, ama onun başında ilk önce vekaleten çalıştım. Dedim yok, bunu onun kulağına söyleyip duyması gerekiyor dedim. Çalıştım. Ona vuruş yapamıyorum çünkü uyanıyor anında. Sadece elimi şöyle koyuyorum, biraz eğilip kulağına anlatıyorum. Ben Deren, yani küçük kızım adına konuşuyorum. İşte sen bebektin Aden, onu anlatıyorum. Sen bebektin, eve geldin. İçeriye girdiğin ilk gün senden nefret ettim. Çünkü sen benim yatağımı elimden aldın, annemi elimden aldın, babamı elimden aldın, benim yaşam alanımı elimden aldın. O yüzden ben seni sevmiyorum, seni istemiyorum. Önce onu yükselttim. Teslimiyete geçerken de hocam, kısa keseyim. Teslimiyete geçerken de hayır, hayır kızım, o senin yaşam alanını elinden almadı. O senin hiçbir şeyini elinden almadı. Senin yatağını da elinden almadı. Onların hepsini zaten sen kullanmıştın. O oyuncaklar sen bebekken kullandın. O yatakta sen de yattın. Biz seni asla sevmekten vazgeçmiyoruz. Vazgeçmeyeceğim de. Bana güvenebilirsin, babana güvenebilirsin, ablanı seversin. Kardeşini çok seviyorsun, o seni çok seviyor. Büyüyünce birlikte oynayacaksınız. Çocuk uyurken şöyle bir titredi. Ben hemen saklandım çünkü beni duyduğunu hissettim, hani böyle bir şey. Saklandım o esnada, devam edebilir miyim? Bir anda korktum. Tekrar aynen. Yani teslimiyeti yükselmeden daha çok 2 defa 3 defa yaptım. Adem, biz seni çok seviyoruz. Sen çok başarılı bir çocuksun. Sen öğrenmeyi çok seviyorsun. Öğrenme isteğin artacak. Hocam bunları 2-3 defa yaptım. Sabah çocuk yani melek olmuş ya. Sanki böyle o doktorun sakinleştirici verdiği ilacı, ben onu geceden şişeyle içirmişim. Bu çocuk dokunmayın. Burada enteresan. Burada bak çok güzel. 2 yıldır uğraşıyorum hastanelerle. Herkes dinlesin. Bu arada inanılmaz yani çok muazzam da yani etkisini ben tabii çok gördüğüm için sürekli söylüyorum, anlatıyorum. Seminerlerde anlatıyorum her yerde. İlk tarafı onun sesinden sonra konuşmuşsunuz. Evet. Onu anlatmamışsınız. Direkt onun sanki gerçek bir çalışma yapar gibi ona vekalet yapmışsınız. Bu Aynen. Hatta yani
3 gece üst üste yapayım, Yani iyileşmemiz tam vuruş olsun, tam noktamız olsun. Ondan sonra onun dikkat eksikliğine çalışayım. Yani kardeşinin eve geldiği gün onun hislerini onunmuş gibi anlattım. burada aslında şey çocukta bebekle yüzleştiriyorsunuz yani aslında bu yüzleştirme Evet. gibi onun adına vekaleten ama onu yaparak çocuğa söylüyorsunuz. Bu arada bu biraz vekaletle kulağa konuşmanın ortası ki güzel bir arada bir bunu yapanlar var. Benim demoda yaptığımı siz çocuğa yapmışsınız zaten. Yani ben ne yapıyorum? Anne babayı karşısına alıyorum. Diyorum ki ben sen bana niye bunu yaptın? Böyle böyle bir konuşuyoruz ya. Siz aynısını yapmışsınız ama uykuda benim yaptığım şeyi çocuğun şeyinden, ağzından, çocuğun beyninden kardeşine söyletmişsiniz. Evet hocam. Aynen o dediğinizi yaptım. Çocuğun rahatsız olması lazım. Yoksa yani Yatakta şimdi 2-3 defa döndü. Duyduğunu hissediyorum çünkü ama mesafem de şöyle hocam. Böyle sizle telefon kadar yakın değil ama hafif böyle kulağına fısıldıyorum. Beni duyacağı şekilde. Belki nefesim kulağına da değiyor olabilir yani. O kadar yakın. basit bir uygulama ama belki oradaki ufak bir nüans geliştirmesi birçok binlerce, on binlerce, yüz binlerce çocuğa ümit olabilir. Belki şu an odaki, yani atıyorum kulağa çok yakın oluyor olmanın da bak mesela o da bir şey. Çünkü yani çok daha iyi sonuçlar bazen o kadar büyük Evet. detaylarda saklı ki. Ve onun kasıldığını gördüm. İki defa da yatakta yön değiştirdi. Bir defa da böyle gerildi, kasıldı. Tamam dedim Serap. Yani o anda da diyorum başarıyorsun. Geldi. Gitti ve bunu 3 gece yapıyorsun dedim. Tamam süper. Valla muazzam çok güzel oldu. Böylece ben çünkü zaten şey biliyorum. Ve o kasılma, o duyguyu hatta seminerde anlatırım yani. Çocuk rahatsız olsun falan derim yani. Çocuk rahatsız etmeden Aynen. iyileştiremezsin yani. Çocuğa sen, Evet hocam. yani buradaki olay şu değil. Çocuğa biz aslında bir programlama yapmıyoruz. Biz çocuğun duygularını onu rahatsız eden yere ulaşıp Evet. onu deşarj ediyoruz. Yani buradaki asıl büyük mucize o. Yoksa ona sen şöylesin, sen böylesin dediğin zaman o kadar etkili olmayabiliyor.